Ben Engin Alkan. Burası kendi evim ama kendi evimde kiracı gibi ve misafir gibi yaşıyorum. Şubat ayında evi satın aldım. Daha önce bir tane evim vardı İzmir Buca'da. Orayı sattım. Aldığımda da kiracılar vardı içinde. İhtarname çektim noterden. Bu arkadaşlar ev arayıp bulamadılar. Buldukları evde pahalı çıktı. Ondan sonra dedim ben sokakta kaldım. Benim evimi boşaltın. Bunlar da boşaltmak istemediler. Avukata git dediler. Avukata gittim. Avukat dedi bir sene içinde çıkartamazsın. Bir sene sürer. Ben de tekrar geri döndüm kiracılarıma. Dedim bari dedim bana bir yer verin. Ben de dedim bir anlaşma yapın. Bu anlaşmadan dolayı bir 20 bin lira para aldım. 3 ay boyunca kendim içeride yattım, kalktım. Yani kiracı gibi miyim, misafir gibi miyim ben de anlamadım. Peki nasıl geçimli? Şimdi bu olayın böyle patlak vermesinin sebebi gece Kafa Radyo'da Zeki Kayhan Coşkun'un programına katıldım. İşte o gece de gıcık olduğunuz bir olayı anlatın diyordu. Ben de bağlandım. Zeki ile konuştum, anlattım bu durumumu. Onun da çok ilgisini çekti. Yaklaşık bir saat muhabbet ettik. Ondan sonra o da tanıdığı arkadaşlara pasladı bu olayı. Onların da çok ilgisini çekince bugüne geldik. Temmuz'un başında 5 kişi kalıyordu. Bir de ben 6 kişi. Şu an 2 kişi, bir tanesi işi bıraktı gitti. Bir tanesi izne ayrıldı. 2 kişi şu an çalışıyor garson olarak. Diğer arkadaşlar da sürekli restorandalar. Yani şu an 2 kişi kaldılar ama tekrar artabilir. Restoranın talebine göre yani kişileri arttırıyor, azaltıyor. Eylül'ün sonunda da evi bana teslim etmek zorundalar. Taahhütname yaptık noterden. Şu an bekliyoruz. Yani gün sayıyorsun aslında. Gün sayıyor aynı. Şafak şu an 1,5 ay kaldı. Ha, 1,5 ay kaldı. Yani, arkadaşlarımın yatıp kalktığı yer üst üste yatıyorlar. Televizyonumuzu beraber seyrediyoruz. Oturuyoruz, çayımızı içiyoruz arkadaşlarla. Yani eskiden tanışmış arkadaşlar gibiyiz burada uzun süre kalınca. Daha ilk geldiğimde iki arkadaş kalıyordu. Bir tanesi bulaşıkçıydı. Bir tanesi de garson. Bulaşıkçı arkadaş şu an başka bir yerde kalıyor. Buradan ayrıldı. Diğer arkadaş da gitti. İzne gitti. Burada da kendi yatağımı kurdum. Kendim yatıp kalkıyorum. Bu benim yatağım da bu. Şimdi eşim de var. O da mağdur durumda. Yaz tatili için yanıma gelecekti. Hayaller kurduk. Tabii böyle olunca İzmir'in sıcağında kalıyor. Oğlum var 24 yaşında. O da Alaçatı Surf Okulu'nda çalışıyor. O da gelemedi. O da konteynerde kalıyor. Aynı benim gibi. Kovuş sistemi. Bu şekilde işte günümüzü sayıyor.